Kudüs, Müslümanların göz bebeği ve ümmetin kanayan yarası. Peki Kudüs bizim için ne anlam ifade etmeli? Bu konuya dair mikrofonlarımızı parti ve STK temsilcilerine uzatıyoruz. Dünya Kudüs Haftası ilan edildi. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Kudüs, İslam ümmetinin kalbinin attığı yerdir. O mukaddes topraklar belli bir süreye ait değil. Kıyamete kadar o topraklar İslam ümmeti için mübarektir ve mukaddestir. Bu yönüyle İslam ümmetinin ihtilafları bir tarafa bırakıp Kudüs'e odaklanması gerekir. Çünkü Kudüs, İslam ümmetinin izzetidir. Kudüs, İslam ümmetinin namusudur aslında. İslam ümmetinin namusu olan Kudüs eğer tehlike altındaysa Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeleri lazım. Müslümanların namusu tehlike altındayken ihtilafları bir tarafa bırakıp beraber güçlenip eğer bir hedef gösterilecekse Siyonizm, işgalciler hedef gösterilmeli ve bir güç birliği kurup onlara karşı mücadele edilmeli ve o mübarek beldenin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamalıdırlar. Kudüs, Müslümanların kanayan en büyük yarası. Burada da Kudüs olayı maalesef sahipsizlikten diyebileceğimiz veya İslam devletlerinin dağılmalarına kaynaklı olarak İsrail'in ve onun destekçisi ABD'nin Kudüs'ü işgal etmeleri, tabii hatırlanacağı üzere 1967'de Kudüs'ün batı kesimini işgal etmişlerdi. Bu son dönemlerde zaten hepsini işgal ettikten sonra başkent ilan ettiler. ABD'de de oraya büyükelçiliğini taşıdı. Müslümanların ilk kıblegahı olan Peygamber Efendimiz'in miraca çıkarken uğrayıp da orada Mescid-i Aksa'dan göğe yükseldiği, miraca çıktığı bir yerin Siyonistlerin işgalinin altında olması mevcut olan bütün İslam ülkeleri için yüz kızartıcı bir harekettir haliyle. Öyle yaklaşmak lazım. İsrail ancak kuvvetten anlar, güçten anlar. Müslümanlar tek çareleri, Müslümanlar bugün batılı küresel güçlerin işgalinden kurtulmak istiyorlarsa aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakacaklar, bir ara gelecekler ve bu birlikteliği yapmak zorundadırlar. Kudüs bütün İslam aleminin içerisinde gün ve gün Siyonist güçlerin eline geçmekte. Peki bunlar bu icraatlarını, Siyonizm, emperyalist güçler bu icraatlarını yaparken biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Maalesef ki birbirlerimizle uğraşıyoruz. Bizim Siyonizm ve emperyalist güçlerle mücadele edebilmemiz için kesinlikle ve kesinlikle bir an önce bizim İslam birliğini kurmamız lazım. Şu an Kudüs'ün anma haftası değil mi? Dualardan başka bir şey elimizden geliyor mu? Oradaki zulümler bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmesi için bizim acilen İslam birliğini kurup bu İslam birliğinin yanında para birimimizi NATO'ya benzer bir silahlı gücün olması lazım ki Siyonizm ve emperyalist güçlere karşı İslam birliğinin Müslümanların dik durabilmesi için bu kesinlikle şarttır. Kudüs dediğimiz gibi ümmetin şerefidir. Bir an önce ucu bucu mucu şulara bırakıp İslam birliği adı altında tek bayrak adı altında bir araya gelip İslam birliğini kurup Siyonizme karşı tek çatı altında toplanmamız lazımdır. Tabii Kudüs bizim ilk kıblemiz. Oranın huzuru için gayret etmeyi inancımız açısından çok önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bütün Müslümanların onurunu ve izzetini aslında temsil etmektedir. Ama bugün baktığımızda bir Siyonist işgal var. Oradaki insanlara yönelik büyük katliamlar yapılıyor, evleri yıkılıyor. Orada bir halk tamamen yok edilmeye yönelik bir çalışma yürütülüyor. Dolayısıyla bütün Müslümanlar yaşanan katliama karşılık bir tepki oluşturmaları gerekir, bir birliktelik kurmaları gerekir. Aslında baktığımızda İsrail bu topraklarda olduğu müddetçe bu topraklara barış, huzur ve gelmeyeceğini net bir şekilde göstermiştir, ispatlamıştır. Dolayısıyla bizler İsrail'den vicdan ve merhamet bekleyemeyiz. Domuzdan post, gavurdan dost olmaz diye bir tabir vardır. Ve İsrail sözden, kınamadan anlamaz, laftan anlamaz ancak güçten anlar. Dolayısıyla yaptığı bu
vahşete seyirci kalmak değil, en güçlü tepkiyi göstermek gerekir. İslam ülkeleri açısından bakıldığı zaman biz inanıyoruz ki bütün Müslümanlar bu birliği kurduğu zaman, bu tepkileri gösterdiği zaman İsrail bu bölgede varlığını sürdüremeyecektir ve bölgeye huzur, barış yeniden gelecektir. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır Allah'ın izniyle.